Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arma Lens'in yeni çıkartmış olduğu Ultra Max serisinden Ultra Max Blue isimli lensin incelemesini yapacağım. Şu anda gözlerimde lens var arkadaşlar. 14.5 diyası kocaman yapıyor gözlerinizi. Orta boşluğu çok güzel yapılmış. Zaten şimdi detay detay size lens çekeceğim. Birçok ışıkta çok çok yakından lens size çektim arkadaşlar. O yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz lensin detaylarını görürsünüz. Şimdi diğer ışıklarda çekimlerle devam edelim. Sizler için balkonda çekim alıyorum şu anda. Gün ışığı, bayağı bir ışık var arkadaşlar. Gün ışığında lensin rengi aynen böyle duruyor. Masmavi bir lens, tamamen mavi arkadaşlar. Onu söyleyebilirim ve dediğim gibi gözlerinizi bayağı büyütüyor, kocaman yapan lensler arasında. Bir de mutfak penceresinin önünde çekim almak istedim sizler için. Buradaki ışık çok güzel, yani net gösteriyor biliyorsunuz. Bu arada ışık güzel dediğim zaman ışık oyunu yapmıyorum arkadaşlar. Net çekmek için ışığın olduğu yere geliyorum. Yani gün ışığını çok çok yüksek şekilde gözlerime vurduğu yer burası. Lens rengi burada aynen bu şekilde duruyor. Masmavi bir lens arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şu anda gözümde Arma Lens'e ait Ultra Max Blue isimli lensi görüyorsunuz. Lensin rengi masmavi arkadaşlar. Gün ışığında çekiyorum. Bayağı bir güneş ışığı var şu anda. Gökyüzü mavi. Ve gökyüzündeki maviden dolayı mı diyeyim, ya da böyle daha beyaz bir ışık olduğu için gökyüzünde lens masmavi duruyor. Daha sarı ışıklarda biraz daha yeşil mavi duruyor. Ama şu anda gördüğünüz gibi lensin rengi masmavi arkadaşlar. Aynadan baktığımda da aynı rengi görüyorum kameradakiyle. Yani kamerayla aynada gördüğüm renk aynı arkadaşlar, öyle söyleyebilirim. Şimdi lensin detaylarına baktığımız zaman içinde küçük küçük damarları görüyorsunuz. İnsan gözü damarına benziyor. Ultra Max Green, Smoke ve Topaz'la aynı boyama desenine sahip. Birebir aynı. Orta boşlukları da aynı. Ne çok büyük ne çok küçük. Tam kıvamında yapmışlar. Bu kadar yüksek ışıkta bile kahverengi gözünüz çok gözükmüyor. Görüş açınızı daraltmıyor. Lens gayet güzel arkadaşlar. 14.5 olduğu için diyası gözlerinizi kocaman yapıyor bakın. Gerçek gözünüzle bayağı bir fark yaratıyor, onu söyleyebilirim. Eğer gözleriniz büyükse daha güzel duracaktır. Benim gibi gözleriniz küçükse biraz gözünüze büyük duracaktır arkadaşlar. Yani lens olduğunu bende şöyle anlaşılıyor. Gözlerime büyük geldiği için tabii hissediliyor. Fakat gözlerinizin çapına tam oturduğunda hiç lens gibi durmayacak arkadaşlar. Gayet başarılı. Zaten yeni nesil lens olduğu için kenarlardan taşsa dahi bakın benim gözümden büyük olduğu halde asla o taşmayı görmüyorsunuz. Gözünüzün beyazını da kapatıyor. Çok güzel bir boyama tekniğine sahip gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Eğer gözlerinizi masmavi yapmak istiyorsanız, bu lensi kullanacaksınız, büyütmek de istiyorsanız. Eğer gözlerinizi çok büyütmeden mavi yapmak istiyorsanız, Arma Lens'e ait Royal Lagoon isimli lensi kullanın. Renkleri birbirine benziyor arkadaşlar. O daha soft bir lens. Ama gözlerinizi büyütmek istiyorsanız Ultra Max Blue isimli bu lensi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gayet güzel yapmışlar. Şimdi sizler için iki gözümü aynı anda çekiyorum arkadaşlar. Zaten böyle çekimlerde şaşı çıkıyorum. O yüzden çok sevmiyorum. Bunu hep söylüyorum ama gerçek gözümle lensli göz arasındaki farkı görün. Lens bayağı gözlerinizi büyütüyor. Normal gözüm buna göre bayağı küçük kalıyor gördüğünüz gibi. Lens yani lenssiz gözüm ve lensli gözümde aynen gün ışığında böyle duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle loş bir ortam buldum sizler için bayağı. Burada da çekim alayım dedim. Karıncalanma yapıyor tabii loş olduğu için ortam. Göz bebeklerin büyüdüğünde çok daha loş bir ortamda lensin duruşu böyle. Parlak ve camsı yapısını koruduğu için aynı topazda olduğu gibi çok güzel bir görüntü elde ediyorsunuz. Yani loş ışıkta da canlı, parlak ve renkli bir göz elde edebiliyorsunuz. Çünkü bazı lensler ölü gibi duruyor ama bu öyle değil. Kesinlikle canlı duruyor arkadaşlar.